أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين والحمد لله رب العالمين Değerli hazırun, bugünkü Kalbin Zümrüt Tepeleri dersinde 3 haftadır birbiriyle münasebeti olan 3 konunun sonuna geldik. Muhabbet, aşk ve en son şevku iştiyak. Şiddetli arzu, aşırı istek, marifet kaynaklı neşe, sevinç ve hasret çekme manalarını ihtiva eden şevk, sofiyece tam idrak ve ihata edilemeyen veya müşahede edilip de sonra kaybolan mahbuba yani sevgiliye karşı kalbin arzu ile coşması şeklinde tarif edilmiştir. Bazılar onu maşukun cemalini görmek için aşığın kalbinde tütüp duran neşe, sevinç, heyecan ve hasret. Bazıları da mahbuba yani sevgiliye karşı meylu muhabbetten gayrı aşığın kalbinde bütün hatıraları, bütün meyilleri, bütün iştiyakları, bütün arzuları ve bütün dilemeleri yakıp kül eden bir kor şeklinde yorumlamışlar. Demek ki bu dereceye çıkınca bir Allah dostu dünyadaki geri kalan her şeyi unutuyor ve adeta sevgi denen, muhabbet denen, aşk denen her şeyi o sevgilisine bağlıyor. Nasıl bir şey ise bu. Şevkin menşei muhabbet. Muhabbetin neticesi de şevktir. Yani bir yerden başlıyor, tekrar sanki oraya dönüyormuş gibi. Hasretle yaşayan, hasretle yanan bir kalbin şifası vuslattır. Yani kavuşmaktır. Şevk de bu yolda nurdan bir kanat. Aşık vuslata erince şevk de zail olur. Ama iştiyak daha da artar ve müştakın vicdanı her mazhariyetten sonra köpürür ve her mümesi daha var mı? Artırılamaz mı? Der. Onun içindir ki her an ayrı bir marifet, ayrı bir muhabbet ve ayrı bir zevki ruhani ile aşkı şevk ufkunda, şevki iştiyak kutbunda devredip duran ufuk insan ve kutup peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vusrat kuşağı sathı mailinde en birinci dilek olarak Allah'ım senden senin cemali ba kemalini müşahedeye ve sana vuslata şevk istiyor sözleriyle ona yalvarır ve mezid ister. Daha da çoğalmasını arzu eder, talep eder. Bazı tefsirciler وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha sağlam ve daha güçlüdür. Demek ki muhabbetin kaynağında da asıl iman varmış. Bu ayet aynı zamanda
kaynağında iman olmayan muhabbetin yükselerek böyle bir derecelere çıkması da mümkün değildir. Olsa olsa o fani ve süfli aşk olabilir. Ayetini tefsir ederken şunları da kaydederler. Şevk min vechin idrak olunup min vechin idrak olunmayan şeylerde bahis mevzu. Cenab-ı Hakk'a olan aşkı yani muhabbeti şevku iştiyaka dönüşüyor. Ama ifadesi hissettiği kadar kolay değil. Duyduklarını kelama dönüştürmek büyük insanlara da hep zor gelmiştir. Kimileri nesirle bir şey anlatmış, kimileri Mevlana gibi şiirle bir şey anlatmış. Ama hakikaten biraz sonra gelecek, kimileri de duygularını ayağa kalkarak, sema yaparak ancak bastırabilmiş duygularını. Hani hissederim söyleyemem, dili bağlı kalbimden çok bizarım deniyor ya, aynen onun gibi bir şey. Aşk-ı iştiyakı, şevk-ı likaullahı hissediyor ama kelama dökmede zorlanıyor insanlar. Bizim burada okuduğumuz Hoca Efendi'nin yazdığı şeyler, büyük insanların bu noktadaki tarifleri veya işte kendisini yaşayabildiği kadarıyla da bize aktardıklar. Şimdi şu cümleyi başka türlü nasıl anlayacaksınız? Şevk min vechin idrak olunup, yani bir yönüyle anlaşılıyor. Ama min vechin idrak olunmayan bir tarafı da anlaşılmıyor. Şeylerde bahis mevzudur. Yoksa tam idrak ve ihata edilebilen şeye karşı şevk olamayacağı gibi hiçbir zaman bilinip kavranması mümkün olmayan şeylere karşı da o düşünülemez. İkisinin ortasına bir şey. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfat tecellileri üzerinde Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı bir sevgi besliyor ama zatını anlamıyor. Zatını anlayacak bizde öyle bir idrak yok. Peki anlamadığını niye seviyor? Sevdiğini anlamak için belki. İdrak etmek için. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile kul arasında böyle çok derin irtibatlar var. Kul bunların ne kadarını idrak edebiliyor, ne kadarını idrak edemiyor ama bir dereceye geliyor ki şevk-ı iştiyak denen bu muhabbetin son merhalesi tahakkuk ediyor bu insanlarda. Evet, insan görmediği, sesini işitmediği ve evsafına muttali olmadığı şeylere iştiyak beslemediği gibi tamamıyla ihata ve idrak edebileceği nesnelere karşı da alaka ve arzu hissetmez. Bilmediği şeyi nasıl sevsin ki insan? Şevk-i iştiyak iki şekil ve iki surette cereyan eder. Birincisi, sevgiliyi müşahede ve vuslattan sonra meydana gelen ayrılık esnasındaki iştiyaktır ki, Mevlana'nın neyi, Yunus'un dolabı, o ürperten inilti ve gıcırtılarıyla, ezel bezmindeki vuslat ve
maiyete duydukları, yani Cenab-ı Hakk'la birlikte olma zevkinden duydukları şevkten birer feryattır. Ve bu feryat şebi aruza kadar da sürüp gidecektir. Hani Mevlana Mesnevi'ye nereden başlıyor? O meşhur o 12 beyt dedikleri. Bişnevez ney çün hikayet mi kunem ez cüdaiha şikayet mi kunem. Bulunduğu yerden koparılıp getirilen o ney bir ayrılık yaşıyor. Üfleyince de sanki o ayrılığı terennüm ediyor. Fakat ne oluyor neticede? Neticede şeb-i aruz oluyor. Şeb-i aruz Farsça gene düğün gecesi demek. Gerdek gecesi demek yani. Vuslat. Kendi vefatını şeb-i aruz olarak ilan etmiş yani Mevlana. Aşk-ı mecazi ile aşk-ı hakiki arasında bir benzetme yaptı. Aşk-ı mecazi olan geçici bir şey, anlık bir şey. Ama öteki böyle bir şey var mı ya? Başlıyor ve bitmiyor. Biz böyle bir şeye hiç alışkın değiliz. İnanıyoruz, inanıyoruz. Bu bir iman mesele. Ya idrak nerede? Biz yokluğu kavrayamıyoruz ki. Yokluğu şeyi, ebediyeti kavrayamıyoruz. Ebediyete inanıyor. İkincisi de müştak olan aşık sevdiğini perde arkası görür. Fakat tam ihata edemez. Hisseder ama tam duyamaz. Parmağını aşkın balına banar. Ne var ki bir adım daha atmasına izin verilmez. Yandıkça yandım bir su der ama yanması matluptur. Çığlıkları nazara alınmaz. Yani her aşık olana da Cenab-ı Hak hemen zatını göstermiyor. Bekle diyor. Bu cennette olacak. Yani öyle aşık her istediğini her an elde edemiyor. Ruhun böyle zaman üstü elest bezminde onu müşahede edip de sonra beşeriyetin gereği veya teklif sırrı ve gayba imanın öne çıkması sebebiyle muhakkak bir hasret ve hicrana atılan insanoğlu bir ömür boyu onu sayıklar durur ve ona iştiyakla yanar tutuşur. Şimdi bu eles bezmi de çok tartışılıyor kelamda, akaid kitaplarında. Nerede cereyan etti bu? Allah kullarına nerede sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Elestu bi rabbikum, Kur'an ayette anlatıyor bunu. Bunun nerede sorulduğu çok önemli değil. İsterse ruhlar aleminde sorulsun, isterse ana karnında sorulsun. Ama sanki orada ruhla Allah arasında bir pazarlık olmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Allah sormuş. Kullar da ruhlar da demiş ki bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimiz. Şimdi böyle bir alışveriş yapılmış ama bu alışverişi yapanların bizimle kim bu sözleşmeyi yaptı, bunu nerede göreceğiz diye dünyada bekleyip duracak. Ölecek, kabirde de bekleyecek, mahşerde hesap verecek, cennete girecek, cemalullahı görecek. Süreye bakar mısınız ya? Nerede söz verdin, nerede görüşeceksin? Aradaki mesafeye bak. Yıllar geçecek, milyonlarca yıldır yatanlar var. Milyonlarca yıl kabirde. Tabii orada zaman farklı cereyan ediyor. Ayrı bir mesele. Ama insanın aklına geliyor. Ya biz söz vermiştik Rabb-i Zülcelal'e. Sanki karşılıklı bir konuşma yapmıştık. Öyle ya. Orada muhatap zamiri kullanıyor Cenab-ı Hak. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizin ise karşılıklı konuşuyoruz demek. Biz de cevap vermişiz. Bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimiz. Peki nerede görüşeceğiz? Kaç milyon yıl geçecek? Ondan sonra cennette Cenab-ı Hak cemali ba kemalini cuma yamaçlarında kullarına gösterecek. Kulları da mest olacak. Konuştuğumuzu da Allah bize bildiriyor.
Allah bize bu ayeti bildirmemiş olsaydı bizim ruhumuzun Allah'la konuştuğunu da bilmeyecek. Böyle bir konuşma yapıp da Allah'a söz verdiğimizi bize Allah bildiriyor. Biz kendi ilmimize, filozoflar böyle bir şey bulamadı. Bağışlayın, at kadar kafaları var ama böyle bir şey bulamadı filozoflar. Ama Kur'an bize böyle bir şeyi haber veriyor. Yani kullarla Allah arasında böyle bir muahede, bir sözleşme cereyan etti. Şeyini bilmeyebiliriz. Zamanını, mekanını bilmeyebiliriz. Onda yanılabiliriz. Ama sözleşmenin olduğu %1 milyon kesin. Kur'an anlatıyor. Karşılıklı sözleştiğimiz Rabbimizle ne zaman buluşup da bir de yüz yüze geleceğiz? İşte aşıklar bu anı bekliyorlar. Yani yıllarca dünyada yanıp kavruluyorlar. Belki de o yanmalarını Cenab-ı Hak kutsi, nezih bir lezzetle seyrediyor. Kullarım beni görmek için ne kadar yanıp tutuşuyorlar diyor Rabbi Zülcelal. Ama onlara o kapıları, o vuslat kapılarını cennete açacak inşallah. Ona iştiyakla yanar tutuşur. Bundan daha önemlisi de nezih ruh, temiz gönül ve selim fıtratlara karşı istiğna-i zatisine muvafık şekilde zat-ı akdesin şevkidir. Bak az önce söylediğim şey. Bir de Cenab-ı Hakk'ın yani Allah dostlarının Allah'a karşı bir iştiyakı var. Cenab-ı Hak'ta o zat-ı akdesin şevki o kullarını cennette görme gibi bir şey var. Şimdi gel de anla burayı, nasıl anlayacaksın? Kul Allah'a aşık tabiri caizse, belki yanlış da olabilir, kul Allah'a aşık, Allah da kullarını görmeye aşık gibi. Hani bugün tenkit ediyorlar mı bir sürü teologlar? Mevlüt'ün yazarı Süleyman Çelebi öyle demiyor mu? Ben sana aşık olacak ey Habib. Efendimiz de söylüyor bunu. Allah'ın Efendimiz'e olan muhabbetini aşk derecesinde görüyor. Belki de doğru. Dünyada, daha doğrusu dünya değil, kainatta yaratıkları içerisinde en sevdiği varlıktır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En çok sevdiği varlık. Kim bilir, belki de sinelerde ocak gibi tütüp duran iştiyakın asıl kaynağı da işte bu şevktir. Yani siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Bu birinci basamak, bu muhabbet. Ama ilerledikçe, tabiri caizse, Allah size aşık, siz de ona aşık. Veya önce sizinki, siz Allah'a aşıksınız, Allah da size aşık. Peki, sizin Allah'a karşı şevk-ü iştiyakınız var, Allah da sizi cennetlere kabul edip cemalini size göstermeye aşk-ı iştiyakı var. Onunki mukaddes, bizimki bizce olabilir. Biz insanız. O Allah Celle Celaluhu. Şevk, zahir ve batın duyguları mahbuba tevcih edip ondan başkasına karşı olan iştihalara bütünüyle kapanma. İştiyak ise ona karşı arzu ve isteklerle dolup taşmadı. Doluyor, bir de taşıyor. Ve bunların her ikisi de ruhu besleyen önemli kaynaklardan. Her ikisi de elemli fakat inşirah verici. Sıkıntılı ama ümit vaat edicidir. İnsanlar arasında aşkla yanıp şevkle inleyenden daha ızdıraplı fakat aynı zamanda daha mesut kimse yok. O vuslat mülahazasıyla, yani günün birinde Allah'a kavuşacağız, Allah'ı göreceğiz diye neşelenip göçtüğü zaman o kadar ruhanileşir ki o esnada cennete gir deseler ihtimal ki girmez.
ayrılık hasretiyle de öyle yanar, yakılır ki dostla hemhal oluncaya kadar ateşini cennet kevserleri bile söndüremez. Ne var ki içinde bulunduğu o cehennemden kurtulmayı da hiç mi hiç düşünmez. Düşünmek bir yana, onun şevk-ü iştiyakına cennet sarayları dahi mani olsa, cehennem ehlinin ateşten kurtulmak için feryatlar kopardığı gibi o da çığlıklar atar. Cenab-ı Hakk'a olan o engin sevgisiyle o büyük insanların hiçbir tanesi intihar etmedi. Yani erkenden kavuşayım, gideyim demedi. Beklediler bu dünya cehenneminde. Kendi vaadeleri, Allah'ın takdir ettiği vaade gelinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın takdirine boyun eğdiler. Burada yandı, tutuştular ama erken gideyim demediler. Dinim intihara cevaz vermeseydi, çürümüştü diyor. Bak o şeyi çekiyor, o kahrı, o azabı çekiyor, dünyada kalmaya devam ediyor. Milletin imanı. Başka bir şey değil. Dünya insanları şevki, şevk ehlini bilmez. Dünya insanları, yani ehli dünya demek istiyor. Dünya insanları şevki, şevk ehlini bilmez. Şevk ehli de kendini dünyaya kaptırmış nadanlara hayret eder ve onların hallerinden ürperir. Bir münasebetle Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a şöyle ferman eder. Ya Davud, eğer dünyaya meylu muhabbet gösterenler, onları nasıl beklediğimi, onlara olan şefkatimi ve günahlara baş kaldırmalarını nasıl istediğimi bilselerdi, bana olan şevk-ü iştiyakla ölürlerdi. Bu tarafa gelmek için yani. Bilselerdi bunu. İyi ki bilmiyormuşuz. Şevk bir alev gibi bütün benliği sarınca aşık, ızdırap ve haz karışımı duygularla coşar ve çığlık atar. Eşşevku hayyarani, eşşevku ahrakani, eşşevku farrakani beynel cefni vel veseni, eşşevku karrabeni, eşşevku ağrakani, eşşevku ağlakani, aklakani, eşşevku edheşeni. Şevk başımı döndürüp beni hayrete sürükledi. Şevk ciğerimi kebap etti. Şevk gözlerimle uykum arasına girdi. Uyuyamadım demek. Şevk beni ona yaklaştırdı. Şevk beni açtı. Şevk beni ızdıraba boğdu. Şevk ruhuma dehşetler saldı. İşte bazıları duygularını böyle şiirle, bir Arap aşığı bu, duygularını böyle terennüm ediyoruz. Bazen ruhtaki bu infial bedene akseder, onu raks ve semaya zorlar. Az önce söylediğim buydu işte. Vücudunu da harekete getiriyor. Şimdi dille bir şey söyleyemiyor. Ya şiir veya nazım şeklinde bir şey söyleyemeyince kalkıyor ayağa, bu sefer raks ediyor. Bu şeyde de var ya, yani hem mevlevilikte var hem de kadirilikte var. Ayakta zikir. Cehri zikir dediğim şey. Hakikaten adam o defin sesini veya işte o ilahilerin sesini duyunca adam bir cezbeye kapılıyor. Kendini harap edecek gibi yani. Ben bizzat böyle görmek için gittiğim kadiri zikirlerinde bunları gördüm yani. O yaşlı 70-80 yaşında adam o vücudu nasıl ayakta böyle hoplayıp zıplıyor, hayret edersiniz ya. Sokakta görseniz bu zor yürür dersiniz. Ama zikir meclisinde kendisini yerden yere atıyor. Demek ki hadise bu. Bazen ruhtaki bu infial bedene akseder. Onu raks ve semaya zorlar. İnsan iradesinin hale yenik düştüğü, bu
durumlarda aşık. Fakul lillezine yenha anil vecdi ehlehu iza lem tezuk ma'ana şarabel heva da'na ize tezzetil arvahu şevkan ilel likai terakkasatil eşbahu ya cahilel ma'na feya hadiyel uşşakikum vahdu kaimen وَزَمْزِمْ لَنَا بِالْاِسْمِ الْحَب۪يبِ وَرَبِّحْنَا Vec ehlini hususi hallerinden vazgeçirmek isteyene sen bizimle aşk şarabını tatmadın. Bırak bizi de behey mana bilmez nadan. Ruhlar sevgiliye karşı şevkle köpürünce cesetler oynamaya başlar. Ey aşıkları coşturup maşuka sevk eden rehber, ayağa kalk ve onları şahlandır. Kalk sevgilinin adıyla gönüllerimize hayat üfle. Acz ufak yolu, hani insanın en güçlü olduğu taraf dedi ya, Nevzat Hocam, gerçekten öyle. İnsanın en güçlü tarafı, aciz ve fakir olur. Aczu fakr yolu itibarıyla şevk, hizmette fütür getirmemeye. Hizmette fütür getirmemeye. Yani o heyecan, o aşk, o şevk insana bir metafizik gerilim veriyor. Dolayısıyla hizmet hayatında bir parçalanma, bir bölünme meydana gelmiyor. Yese düşmeme, yani ümitsizliğe düşmeme. Maruz kalınan en kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile Cenab-ı Hakk'ın bir eseri rahmeti var olabileceği mülahazasıyla buruk, hüzünlü fakat ümitli bir bekleyiş. Bak bu bugünkü halimizi ne kadar güzel anlatıyor. En kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile Cenab-ı Hakk'ın bir eseri rahmeti var olabileceği mülahazasıyla buru, hüzünlü fakat ümitli bir bekleyiş ve Allah'a karşı fevkalade güven içinde bulunma şeklinde yorumlanmıştır ki günümüz hizmet erlerinin dört buğut ve dört derinliklerinden biri sayılır. Allahümme inna nes'eluke şevken ila likaik. Amin ya Rabbi. Allah'ım senden sana kavuşmayı istiyoruz. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidil müştakîn. Aşıkların efendisi olan aleyhissalatu vesselam efendimize de salatu selam olsun. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين